Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Erkan Düzgören. Size güzel bir haberimiz var. Eğitim setimizin dersine başlamadan önce. Bildiğiniz üzere serdarerkanakademi.com web sitemizi hizmetinize açtık. Bu web sitemizde birçok eğitim setlerimiz yer alacak. 3D Max ile alakalı olsun, V-Ray render motoru, Mental Ray render motoru, E-Ray render motoru, ilerleyen Asset Browser, Perspective Match, Collapse, Color Clipboard, Mezür ölçüm aracı arkadaşlar. Sahnenizdeki herhangi bir obje ölçebiliyorsunuz. Motion Capture var, görüntü yakalayabiliyorsunuz. Max Script var, Reset X-Form var. Flight Studio, yani uçuş stüdyosu arkadaşlar. Bununla de sahnenizde birçok objeye animasyon vermeniz, hareket vermeniz mümkün. Evet, aşağı kısma geliyoruz. Bu kısımda da arkadaşlar, burası animasyonunuzu hazırlarken kullanabileceğiniz timeline, zaman çizginiz arkadaşlar. Standart 0'dan 100 frame'e kadar gelir. 100 frame de 3 saniyeye tekabül eder. Bunu tabii ki değiştirebiliyorsunuz. Bu kısımda sahnenizdeki objeler ve sahneniz hakkında birçok bilgi bu kısımda size bildirilir. Burada mesela seçili olan objenizin klavyeden koordinatlarını değiştirebilirsiniz. Mesela X'te 8 değeri var. Mesela biz bunu 50 yaparsak objemiz 50 değerinde X yönünde hareket eder. Yine Y değerini değiştirirsek Y yönünde hareket eder. Z değerini değiştirirsek Z değerinde hareket edecektir. Buradaki gridler var arkadaşlar, ızgaralarımız yani. Buradaki grid eşittir 10 değeri, her bir grid arasının 10 birim değerinde yer aldığını gösterir. AutoCAD var arkadaşlar. AutoCAD'e tıklarsanız mesela sahnenizdeki objenin hareketlendirme işlemi zaten gördüğünüz gibi kırmızı oldu başlar. Key filters var arkadaşlar. Buradan işte çeşitli panelleri açıp kapatabiliyorsunuz kendinize göre. Sonrasında arkadaşlar, bu zaten play, geri al, bir önceki frame, sonraki frame, sona getirme, başa getirme. Buradan direkt isterseniz kendi frame, istediğiniz frame numarasını buradan girebilirsiniz. Sonrasında mesela arkadaşlar, time konfigürasyon var. Bu panel içerisinde sahnenizdeki mesela 100 frame'den daha uzun bir animasyon yapacaksınız. Onun değerini burada mesela 300-500 frame'i çıkartabilirsiniz. Frame rate var arkadaşlar. Hangi formatta, görüntü formatında animasyon yapacaksanız buradan belirtiyorsunuz. Standart olarak NTSC gelir. Siz bunu tabi değiştirebilirsiniz. Time display var. Sahnenizdeki zaman gösterilme biçimi, mesela frames de gözüküyor şu an. İsterseniz bu formatlarda da kullanabiliyorsunuz. Saat, dakika, saniye, tiks gibi ya da frame tiks gibi. Arkadaşlar, playback kısmımız var. Gerçek zamanlı oynatır, waveport da oynatır. Loop, sürekli animasyon yapmış olduğunuz animasyon ön izlemede tekrar eder. Speed kısmı var arkadaşlar. Default 1'dir, normal hızdadır. Bu tarafa doğru çekerseniz daha yavaş hareket edecektir. Bu taraftaki seçeneklerde daha hızlı bir hareket sağlayacaksınız arkadaşlar. Animasyon alanında da animasyonunuzun kaç frame olacağını ya da geçerli zamanı da hepsini belirtebiliyorsunuz. Daha sonrasında bu panele gelelim arkadaşlar. Buradaki zoom seçeneğimiz var. Buna tıklarsak, hemen tıklayalım, sahnemize yakınlaşma ve uzaklaştırma işlemini gerçekleştirir. Sonrasında zoom all dersek sahnemizdeki tüm objeleri tamamen hepsini sığdırır, ya da klavyenizden Z tuşuna basarsanız da sadece seçmiş olduğunuz objeyi ekrana getirir. Objeyi seçmeden Z yaparsanız sahnenizdeki tüm objeleri bu ekrana sığdırır. Zaten şu an bir objemiz olduğu için onu sığdırıyor. Sonrasında zoom extend selected seçmiş olduğunuz objeyi ekrana sığdırıyor. Buradaki file of view var arkadaşlar. Bu hemen göstereyim size. Objemizin birazcık da balık gözü ya da görüntü açısını deforme ederek bize gösteriyor.
Pan var arkadaşlar. Sahnenizde bu şekilde kullanabilirsiniz ya da mouse'unuzun scroll tuşuyla da çalışır. Orbit var arkadaşlar. Sahnemizdeki tüm döndürme işlemlerini bununla yapıyoruz veya klavyenizin alt ve scroll tuşuna basarak da bu komutu kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar Maximize Viewport toggle kısmı var. Buna tıklarsanız sahnemiz bir anda dörde bölünür arkadaşlar. Top, front, left ve perspektif olarak çalışmak istediğiniz pencereyi buradan belirtebilirsiniz. Mesela top kısmı tabii ki top değildi. Mesela ona top kısmına gelerek seçerseniz hemen tıklayalım. Mesela buradan istemiş olduğunuz başka bir çalışma VF portunu da seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Show safe frame falan var. Kamera kadrajları da arkadaşlar. Bunu render ve kamera sahne tasarımlarında görebilirsiniz. Biz bunu 3. konumuzda size anlatacağız. Mesela bu da wireframe seçildi arkadaşlar. Siz buradan realistik derseniz sahneniz gerçekçi olarak gözükmeye başlayacaktı. Yani render alacağınız sonucu en yakın şekilde kaliteli bir şeyiniz de varsa, ekran kartınız da varsa zaten birebir aynı görüntüyü alırsınız. Burada mesela fades var, hidden line var, wireframe var, bunding box var, clay var, yani kil görünümü var arkadaşlar. Buradan birçok ışıklandırma ve gölgelendirme ayarını yapıyorsunuz. Configure'e tıklarsanız zaten Visual Studio ayarlarına gelip buradaki gölgelendirme ya da ışık kalitelerini belirleyebilirsiniz. Tabii bu ayarları yükselttikçe birazcık bilgisayarınız da yorulacaktır arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Burada görmüş olduğunuz şu kısım arkadaşlar. Mesela burada top olarak seçildi. Siz bunu değiştirirseniz front'a geçer. Bu kısımdan gene döndürerek isterseniz back, front, right gibi VF port çalışma VF portlarını buradan belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, 3D Max 2016'nın birçok arayüzünü ve tanıtımını yaptık arkadaşlar. Son olarak bu kısmına da değinmekte fayda var. Mesela burada Modeling, Freeform, Selection, Object Paint ve Populate seçeneklerimiz yer almakta. Bu kısımda arkadaşlar modelleme aşamalarında kullanıyor zaten Modeling. Freeform var arkadaşlar, Selection var, Object Paint var, obje boyama şekillerimiz var. Genelde bir grafik tabletiniz varsa onun üzerinden çok rahat bir şekilde objenizi boyayabiliyorsunuz. Populate var arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi sahnenizde bir dış mekan sahne tasarımı yaptıysanız, bir cadde ya da sokağınızda yürüyen insanlar oluşturmak istiyorsanız bu kısımdan oluşturabiliyorsunuz. Yine buradaki butonu tıklayarak bu kısmı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Burada utilities kısmına tekrar geri gelelim arkadaşlar. Tıklarsak more seçeneğinden birçok daha burada yer almayan komut seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, temel olarak 3D Max 2016'nın genel arayüzü, gelen yeni komutların hepsini size gösterdim. Birinci konumuz burada bitiyor. İkinci konumuz arkadaşlar modelleme ve modifier list ve değiştirici kullanımları olacak. Umarım faydalı olmuştur. İkinci bölümde görüşmek üzere. Mutlu olun.